miktar para aktarıldı, öyle sürüldü. Evet. Meclis üyesi yani zan altında tarihi bir şey söylüyor. Ya tarihi bir şey söyleyeyim. Başkanım 2023 yılı bütçe görüşmelerinde tamam. Tutan haklarda ifadelerim var. Diyorum ki bu transfer harcaması mali ismi. Transfer ona mı giriyor? Tamam be bir gelin ondan sonra okuyalım. Diyorum ki bu proje bu bitireyim. Tam da yaratıcı bitireyim. Ancak bu aktarılan miktarın ne kamuoyuna ne de belediye meclisine sunulmadığını ifade etti. Evet. Sayın Başkanım. Bir saniye. Elazığ Belediyesi'nin borcu ve işletmelerinin borç durumuyla ilgili sorular sorduk. Ekim ayında ancak alabileceğiz. İşte dediğiniz gibi her yıl biz açıklıyoruz zaten. Sen burada olmadan da biz her yıl borçlarımızı açıklıyorduk. Tespit etmiş olduk başkanım. Ayrıca Sayıştay raporlarıyla ilgili sıkıntıları da bulundu. Sayıştaycı ne zaman gelmiş bize? En son 3 yıl önce gelmiş. Daha yeni Sayıştaycı çalışmaya başladı. Hangi sıkıntıları Sayıştaycılar size söyledi de bizim haberimiz yok, bilgimiz yok. Tabii. Ayrıca Sayıştay raporlarıyla ilgili de sıkıntıların bulunduğunu dile getiren Karay Hüseyinoğlu, Elazığ Belediyesi'nin bütçesinde EPOAŞ'a yapılan transfer miktarlarını göremiyoruz. Ne kadar para aktarıldı, nerede kullanıldı? Bunlar açıklanmalı şeklinde konuştu. Belediyenin yaptığı para transferlerinin hesabını vermesi gerektiğini altını çizen Karay Hüseyinoğlu, bu konuda belediye başkanlığından yanıt bekliyor. Ne para saklamışız? Başkanım ne para saklamışsınız değil. 2023 yılında biz demişiz ki siz EBAŞ'a para aktarmışsınız. Yeni açıklamamış mısın bunu? Bilmiyorum ben. Başkan, yok. Tarih vardı başkanım. Hemen. Zaten Ekim ayında dediğimize göre geçen ay... 29 Eylül 2024. Eylül'de. 2 gün önce yani ya. 3 gün önce. Hangi para başkanım? Vallahi bir tendereyle çalıştığınızda bize. Yani burada yapmıyorum. Yani burada yapmıyorum. Açıklamış olduğum bir başkanım, beyanatı. Başkanım. Yani sizin haberlerinizi yapanlarla mı çalışıyorsunuz siz? Allah Allah. Ya bu konuya gelelim. Yani ne bu konuya gelelim? Ben diyorum ya, ki insan ayında. Söyledi abi. Söylediğim burada. Ben seninle konuşayım. Osman Bey anlar mı anlamaz mı bilmem. Biz EBAŞ'a nasıl para aktarabiliriz? Borç verebilirsiniz başkanım. EBAŞ'a borç veremeyiz. EBAŞ'a sermaye arttırımı da veririz. Sermaye arttırımının kararını da mecliste alırız. Murat Bey. Evet. Değil mi? 2019'da geldiğimizde 2018 yılında sermaye arttırımıyla alakalı karar alınmıştı, uyguladı. 35 milyon, 30 milyon bilmiyorum. Başkanım. Ondan sonra, abi lütfen bitireyim sen yine konuşacaksın. 2020'de yine biz aldık, aktardık. 21'de aktardık. Onda sıkıntı yok. Bu sene 2024'de aktarmamışız. Karar almışız. 45 milyonlu karar almışız. Evet. Meclisten kararımızı almışız ama aktarmamışız. Niye aktarmamışız? Burada geçen dönemki arkadaşlar hatırlar. Behçet abi de hatırlar. Murat Bey de hatırlar. Bizden arkadaşlar kim var burada? Habib Bey var burada. Demişiz ki Villakent'e o gün o günkü meclis yetki vermiş. Villakent'in yapılması noktasında Batı Prestij'in arsanın EBAŞ'a verilmesi, EBAŞ üzerinde yapılması, belediye %100 belediye iştiraki olan bu şirketin de para kazandığı takdirde artık biz de bundan sürekli fonlamayız diye bir beyanatımız olmuş. Ondan dolayı da göndermemişiz. Bu borç değil. Bunun faizi olmaz. Bir yerde de faiz kararında bahsetmişsin. Yani faizi alınacak mı, alınacak mı? Yani başka bir şey aktarılmaz ki. Borç para aktarımında bulunurlar, transfer edilir. Biz bulunmamışız ama. Yani bu kan mali yönetim kanununda var. Bunu ben şu an yanımda olsa... Tamam da biz aktarmamışız. Başkanım, bir meclis üyesi bu kadar. Ya 2023 yılında ben bunu sormuşum. 2023 bütçesi bu. Ya 2023'deki beyanatı ya. Başkanım, o beyanatı daha önce vermişim. Orada yayınlamışlar. Evet, 2023 yılında, 2023 bütçesi... Başkanım. Sen yapmadın mı? Başkanım 2023 bütçesi görüşülürken bakın ne söylüyor? Biz burada bunu ifade ettik, cevap gelmedi. Ertesi faaliyet raporunda sorduk, yine cevap gelmedi. Stratejik planda sorduk, yine cevap gelmedi. Şimdi cevap vermeseydiniz yine bu 2025 yılı stratejik planında yine soracaktım. Geldi cevaplar, aldık cevabımızı. Ya aldı ama şimdi afaki bir şey söylemiyorum. Sayıştay raporu nedir? Ne zaman Sayıştay raporu yapılır? Sayıştay raporları açık değil başkanım. Açık herkes açık.
Sayın Sayıcılar, yükler herkes oradan ulaşır. Belediyeler işi yok bunun. Başkanım. Bu belediyece hesaplayamaz. Ben bütün, onu biliyorum. Bütün belediyelere, bütün resmi kurumların, evet, özel idarelerin hangi yıl Sayıştay'la koyulduğu indirisini takip edersin. 2023 bütçesinde faaliyet raporunda, stratejik planda sorduğum soruya şimdi kalmış cevap vermişsiniz. Benim daha önceki beyanatımı almışsınız. Burada konuşuyorsunuz. 29 Eylül'de açıklama yapmışsınız. Yayınlanmış. Evet. Ankara Haber Ajansı'na açıklama yapmış başkan. O yayınlanmış. Başka hangi şeyler? Aynı tarihte. Başkan 29 Eylül'de açıklama yok. Yani afaki derecede paraların aktarıldığı, bu paraların nereye gitti? Para aktarılmış. Değil para bir kuruş aktarılırsa meclis kararıyla aktarılır. Bu borcu açıklamasaydınız 1,5 milyar değil, ben 7 milyar da derdim. Yasada konuşulan 5 milyar. Sen dersin, bu girişte dersin yani. Ya niye demeyeyim ya, işte açıklanmıyor, 3 aydır borç açıklanmıyor. Yani Sayıştay raporu ortada yok, Sayıştay raporundan bahseden Osman Cem Karahüseyinoğlu. Başkanım bunlar... Ebuaş şirketine para aktarılmadığı halde para aktarıldığı, fakir şirketine para aktarıldığını söyleyen Osman Cem Karahüseyinoğlu artık her şeyi söylemeye başlar. Başkanım ben buraya... Evet, teşekkür ederim, sayılı akşamlar, yarın görüşmek dileğiyle. Sadece şunu...